Kanalizasyon sistemi bu sırada yapılmış. Muhteşem bir saray, 7600 metrekare alanına sahip ve tam 116 tane odası var. İki kattan oluşuyordu ama günümüze sadece bir katı tek ulaştı. Ama muhteşem bir saray. Sarayın dışında bir külliye, külliyenin dışında da aynı zamanda bir kervansaraydır burası. Tarihi İpek Yolu'nun geçiş güzergahında kurulmuştur. Dolayısıyla ne yapmışlardır kervanlar? Burayı kervansaray olarak, han olarak da kullanmıştır. Hemen birazdan sağ tarafta bir kampüs yerleşkesinin ismini göreceksiniz. Ahmedi Hani. Ahmedi Hani Kürt bir edebiyatçıdır. Ve bir dönem baş kahinlik yapmıştır saraya. Dolayısıyla kendisi vefat ettikten sonra da onun naaşını Hakkari bölgesine göndermemişler. İlerisinde, sarayın ilerisinde bir türbe yaptırarak da naaşını oraya defin etmişler Ahmedi Hani'nin. Rivayet edilir ki Ağrı Dağı efsanesinde Yaşar Kemal'in derleyip toparladığı Ağrı Dağı efsanesinde Gülbahar Hatun'la Çoban Ahmet'in aşk hikayesi var biliyorsunuz. Ve hükümdar kızını, yani Gülbahar'ı Çoban Ahmet'e vermek istemez. Ve onu uzaklaştırmak için de, gözünden, gönlünden uzaklaştırmak için de kızını Ağrı Dağı'nın görülmeyeceği bir sarayda yaşamını devam ettirir. Ve der ki, kızım, seni öyle bir yerde yaşatacağım ki Ağrı Dağı'nı görüp de sevdiğin aklına gelmesin. Dolayısıyla İshak Paşa Sarayı'ndan Ağrı Dağı hiçbir şekilde görülmez.